Hani Oda TV'de bazen bir şeyler yazıldığında e, sonrasında gerçek olabiliyor. Fakat bu doğru mudur bilmiyorum. Oda TV yazarı Hikmet Çiçek şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidarı taşıyan güçlerin artık gitmesine karar verdiğini ve sakince gidişini hazırladıklarını öne sürdü Hikmet Çiçek. Bakalım ayrıntılarına neye dayandırmış bu iddiasını Oda TV yazarı. Çiçek'in iddiasına göre e, isminin açıklanmasını istemeyen bir AKP'li yöneticisi şöyle diyor. AKP'yi ve reisi iktidara taşıyan güçler artık reisin gitmesi gerektiğine karar vermiş görünüyor. Oluşturulan yeni konjonktür bunun işareti. TÜSİAD'ın hemen tavır alması ve çok sayıda sanatçının gösterdiği tepki reisin bir an önce gönderilmesine karar verildiğini gösteriyor. İstanbul seçimleri kazanılsa da kazanılmasa da bu saat işleyecek. Eğer seçimler iptal edilmeseydi bu sürecin 2023'e kadar bir çeşit koalisyonla süreceğini düşünebilirdik. Türkiye ittifakı söylemi bizi umutlandırmıştı. Fakat 3. nesil AKP'liler reisi ikna ettiler. Bunlar AKP'yi bir rant kapısına, rant partisine dönüştürenler. Artık bize düşen reisin sakince gidişini hazırlamak. Yoksa hem Türkiye, hem parti, hem de reis ve ailesi kötü bir miras bırakacak diyor. Bilmiyorum. Bana hani Böylesi bir şey olabilir mi? Hakikaten böyle bir işte birileri var uzaktan düğmeye basıyor. Yo o gün İstanbul'da aday İmamoğlu çıktı bir açıklama yaptı ve kabul edelim ki cesaretlenen şey bulaşıcı. Birisi sesini yükselttiğinde yanındaki insanlardan da destek görebiliyor. Eğer o sesini yükselten insan samimi ise o günde öylesi bir şey oldu. TÜSİAD'ın açıklamasına gelince... Ekonominin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye 2001 krizinden çok daha beter günler yaşıyor. Sadece YSK'nın seçim kararı sonrası doların altını 5.97'lerden 6.15'lere 6.17'lere çıktığını biliyoruz. E bu en çok ekonomi dünyasının canını yakıyor. İş dünyasının canını yakıyor. Elbette ki memurun işçinin canını yaktığı gibi o insanların da canı yanıyor ve canı yanan insan da sesini yükseltiyor. Yoksa Birileri düğmeye bastı, Erdoğan gidecek. E, bu biraz tersten Erdoğan'a destek arayışı gibi geliyor. Çünkü aynı Oda TV'de Soner Yalçın'ın Erdoğan'a destek güzellemeleri yazdığını biliyoruz. O yüzden de böyle hani e, çok da dediğim gibi Erdoğan'a biraz destek bulmak için yapılmış bir haber ya da yazı gibi geldi bana. Köşe yazısı gibi geldi. E, siz ne dersiniz bilmiyorum.